Evet bilgi sarmalı ee, 11. sınıf soru bankası eylemsizlik testi testi 18'in 5. sorusundayız. Sürtünmenin önemsenmediği ortamda 8 kilogram kütleli araç F kuvvetiyle itilirken 2 kilogram kütleli cisim kaymadan dengede kalmaktadır. Buna göre F kuvveti kaç Newton'dur? Daha önceki sorularda yine düzelttiğim gibi burada da soru kökünü e, düzeltmek istiyorum. Kaymadan dengede kalıyor. Yani dengede kalmak demek net kuvvet sıfır demektir. E, burada eğik düzlem platformun platformunun üzerinde dengede kalıyor şeklinde söylenmesi lazım. Çünkü yerden bakan gözlemciye göre bu cisim e, o platformla birlikte gözümüzün önünden ivmeli hareket yapmaktadır. Dolayısıyla net kuvvet üzerine etkiden net kuvvet sıfır olamaz yani dengede olamaz. Ama bu platformun üzerindeki eylemli referans sistemine göre buradan bakan bir kişiye göre evet kaymadığı için şurada duruyormuş gibi algılanır. ÖSYM'nin e, tercih ettiği ve Milli Bakanlığı'nın MEP kitabında da yer aldığı şekliyle çözümü yapacağım. Ama dediğim gibi bazı okullarda diğer şekliyle de anlatıldığı için sınava hazırlık soruları bakımından bunu da dikkate alabilirsiniz. Diğer yöntemi yani eylemli referans sistemine göre hayali eylemsizlik kuvvetini çizerek yapacağımız çözümlerde ee, e, ÖSYM lütfen ÖSYM'de bu bilgiyi kullanmayınız tamam mı? Ha, ÖSYM'de soru tarzını eğer bu sistemi eylemli referans sistemine göre platform üzerindeki cisme göre çiz derse, göster derse, çöz derse, yorum sorusunu o soru kökünü düzelterek verirse tamam sıkıntı yok. Ama öyle bir şey yapılmıyor. Ne yapılıyor? Yerden bakan durgun gözlemciye göre ya da sabit hızla hareket eden gözlemciye göre olay değerlendiriliyor. Yani eylemsiz referans sistemine göre değerlendiriliyor. Tamam mı? Lütfen unutmayın bunu. Evet şimdi ne var elimde? Bir bakalım. 8 kilogram platform, 2 kilogram cisim, bir de F kuvveti var. Bu F kuvvetini soruyor. Birazdan bu platformun T eşittir görüntüsü buysa, işte şu anda burada T eşittir anı. Aa, o kalemin rengi korkunçmuş. Saralım şöyle. Evet, bu T eşittir anı çocuklar. Birazdan ne yapacak? Buraya bir yere gelmiş olacak. Yani M kütleli cisim aslında F kuvvetiyle itilen bu platform sayesinde e, eğik düzlem kadar bir yer değiştirmeye, eğik düzlemin kazandığı hıza, eğik düzlemin e, sahip olduğu ivmeye nedir? Sahiptir. Gördüğünüz gibi gözümüzün önünden bu tarafa doğru ne yapıyor? İvmeli hareket yapıyor. Bu yönde ivmeli hareket. Bu yönde ivmeli hareket yaptığına göre bu cisme etki eden bu yönde ne olmalı? Bir net kuvvet olmalı. Bu net kuvvet de x eksenindedir m çarpı onun ivmesine ne olmalı eşit olmalı tamam ee, peki bu kuvvet büyük f kuvveti ne eşit olmalı büyük f kuvveti ise hem m kütleli cismi hem de m eğik düzlemin kütlesine büyük m diyelim buna büyük m ikisini birden a ivmesiyle hareket ettirdiği için o da toplam kütle çarpı ivme eşit olmalı m kütleli cismi bir inceleyelim m kütleli cismine uygulanan kuvvetler bir yer tarafından çekiliyor yerin çekim kuvveti var MG çizdim aşağı doğru. İki şu yüzey tarafından uygulanan normal kuvvet var. Başka bir şey var mı çocuklar? Yok bakınız. Bu kadar. Kuvvet diyagramınız bitti. Normal kuvveti ve yer çekimi kuvveti. İkisinin bileşkesinin ne yönde çıkması lazım? X ekseni. Boyunca artı x yönde çıkması lazım. Yani bir n'nin ucuna ucuca ekleme yöntemiyle g vektörünü eklerseniz. iki Ucuca ekleme yöntemini kullanmayıp paralel kenar yöntemini kullanırsanız 3. Bunu da kullanmayıp dik bileşenleri ayırma yöntemini kullanırsanız ki o zaman ne olacaktır? Normal kuvvetinin x ve y ekseninde iki bileşeni olduğunu görebiliyorsunuz. Bakın evet. Bu üçünün bileşkesini aldığınızda her zaman sonuç ne yönde çıkacak? Tabii ki bileşkeleri de şöyle göstereyim. Bu ikisi ucuca eklendiğinde bakın buradan buraya başlangıçtan bitişe bir net kuvveti olmalı. Paralel kenar yöntemine göre şunu şuraya taşıyabilirim. Ee, yine başlangıçtan bitişe bu kuvvet olmalı. Bu ikisi düşeyde birbirini nötrlesin ki şu kuvvet kadar neyim olsun bir bileşke kuvvetim kalabilsin. Bunların hepsi ne kadar x'e uygulanan pardon m kütleli cisme uygulanan bileşke kuvvetlerimiz. Üç yöntemden de bulabilirsiniz. Yazılışlarına dikkat edin çocuklar. Yazarken bakın nasıl yazacağım. Bu n vektörü bu da g vektörü olduğu için aslında bu n ile g'nin toplamı kadar. Yine bu n vektörü bu da g vektörü paralel kenar yöntemine göre yine bu n ile g'nin toplamı kadar. Bu üçünün bileşkesini alırken bu n'nin y bileşeni bu n'nin x bileşeni bu da g ise sonuçta ben bunları topladığımda aslında sonuç ne kalacak? Yine n artı g'dir fakat bu büyüklükçe ne eşit oluyor? n'nin x bileşenine eşit olmuş oluyor. Çünkü y vektörü birbirine götürmüş oluyor şu kısım. Aşağı yukarı gözümüzün önünde yukarı çıkmamış aşağı inmemiş net kuvvet y ekseninde nedir? Sıfırdır. Evet o zaman ne yapalım hemen? Diyelim ki n kuvvetinin yukarı doğru bileşeni n çarpı şu açı gördüğünüz gibi eğik düzlemin eğim açısıyla aynıydı 37 dereceydi. O zaman iç tersten burada da 37 derece dedim. Yukarı doğru olan Y'nin e, şey Y eksenindeki düşey bileşeni en ne kadardır çocuklar? Büyüklükçe G'ye eşit büyüklük olarak. Çünkü onların en ile G'nin toplamı vektör olarak sıfır yapıyor. Neden? Çünkü Y ekseninde net kuvvet sıfır olduğu için. O zaman nY'nin büyüklüğü G kadarsa nY yerine ne yazarım? N çarpı kosinüs 37. Bu eşittir MG'ye kadar. 2 gelir. X eksenindeki kuvvet yazarım. X eksenindeki net kuvvet m çarpı a eşit ise x ekseninde ne var? Yine n ile g'nin bileşkesi olan nx var. nx de m eşitmiş. Peki nx gördüğüm yere ne yazacağım? n çarpı sinüs 37. Sin 37. Bu da eşittir m çarpı a. Bunları taraf tarafa oranladığımızda n nereden kurtulurum? Cos 37 0.8, sin 37 0.6 olduğu için 0.8 bölü 0.6'dan 4 bölü 3'ü e elde ederim. 4 bölü 3 ne eşittir burada? Yer çekimi ivmesi bölü sistemdeki cismin A ivmesi. O zaman A ivmesini 30 G yerine 10 yazarsam 3 çarpı 10 30 bölü 4'ten ne bulmuş olurum? 15 bölü 2. Evet. Bu M kütleli cismin ivmesi ise aynı zamanda tabii ki platformun da ivmesi. Yani beraber hareket ediyorlar çünkü. F kuvvetini bana sormuştu. F ne yapıyordu? Dikkat ederseniz hem küçük emi hem de büyük emi bir A ivmesiyle hareket ettiriyordu. O zaman küçük emim 2 kilogram, büyük em 8 kilogramdı. İvmeyi de 15 bölü 2 buldum. 10 çarpı 15 bölü 2'den e, ne yaptı? 150 bölü 2, 75 Newton uygulanması gereken kuvvetmiş çocuklar. Evet, olayı bir de tabii ki eylemli referans çerçevesine göre değerlendirirsek. Bu ne demek? Buradaki platformun içinde bulunan bir gözlemci ne görüyor demektir. Buradaki gözlemci ne görüyor? M kütlesi kendisine atıyorum. Az önce şu kadar uzaklıktaydı. Yine beraber hareket ettikleri için yine o kadar uzaklıkta. Yani bu uzaklık miktarı değişti mi? Değişmedi. Konumu değişmediğine göre aslında onu ne yapıyor? Duruyormuş gibi algılıyor. Duruyormuş gibi algılayabilmesi için e, bu gözlemciye göre cismin eğik düzlem üzerinde hareketsiz olması lazım. Hareketsiz olabilmesi için üzerine etki eden net kuvvetin sıfır olması lazım. Şimdi aşağı doğru ağırlığım var. Normal kuvvetim var yukarı doğru. Bir de ne olacaktır? İşte bu durumda bu ikisinin bileşkesinin sıfır olamayacağını biliyorum. Hayali olan o eylemsizlik kuvvetini çiziyoruz. M kütleli cisim eğik düzlem üzerinde araçla öne doğru hızlanıyorsa Öne doğru gaza basan bir araçta biz aslında kendimizi böyle bir anlık geriye gidiyormuş gibi bir anlık böyle algılarız. Bunun sebebi nedir? Ee, ya da ivmeli hareket sürdüğü sürece o bir anlık dediğim hızını sonradan sabitliyoruz. Eğer ivmeli hareket sürüyorsa sürekli böyle bir geriye doğru yapışıyormuş gibi hissederiz. Çünkü otobüs bizim ayaklarımızın altından öne doğru giderken arkasındaki koltuk bize ne yapacaktır? Biz olduğumuz yerde durunca koltuk sırtımıza çarpmaya başlayacaktır. Ve bu yüzden de bize öne doğru götürecektir. Evet. Ama yanımızdaki arkadaşımıza göre pozisyonumuz değişmez. <laughs> yani ne olacak bu sefer? Bu yönde hızlanan bir otobüste biz geriye doğru bir savrulma hissederiz. İşte net kuvvetin şu anda sıfır olduğunu söyleyebilirim. Bu nasıl mümkün? Tabii ki şöyle mümkün. En normal kuvveti çizdim. MG aşağı doğru. Bu tarafa doğru da ne var? Eylemsizlik kuvveti. Bunların bileşkesinin sıfır olması gerekiyor. G'yi Mg olarak yazdım. Eylemsizlik kuvvetini de kütle çarpı ivme olarak yazdım. Bu da normal kuvvetim. Evet. Ee, bunların bileşkesinin sıfır olması demek paralel kenar yöntemine göre G ile eylemsizlik kuvvetini topladığımda şu yönde bir kuvvet bulacağım. İşte bu kuvvetim ters yöndeki normal kuvvetime ne olacak? Eşit olacak ki bunların toplamı da sıfır çıkabilsin. Yani n artı g artı f eylemsizlik eşittir sıfır. Neden? Çünkü ivmeli hareket yapmıyorum buradaki gözlemciye göre. Evet net kuvvetin sıfır olması için demek ki g ile f eylemsizin bileşkesi şurası n'nin nesne olmalı tersine eşit olmalı. Ha, bir bunu yazabilirsiniz. Bir de e, tabii ki burada ne yaparsınız? O zaman N'in aslında iki tane bileşeni vardır dersiniz. Biri bu yönde, biri de yukarı yönde. Yukarı yöndeki bileşkesi G'ye, bu yöndeki bileşkesi de buna eşittir. Ya da şuradan uzatırsanız tanjant alfayı yazabilirsiniz bu fonksiyon için. Şu açı iç tersten yine N'nin şu y ekseniyle yaptığı açıyı az önce ne bulmuştuk şuradan? 37 derece bulmuştuk. Burası 37 ise iç tersten şu açıda 37 derece olur. O zaman tanjant 37 şöyle yazılabilir. Karşı kenar yani MA bölü komşu kenar yani MG. 37 derecenin karşısındaki kenar bölü komşusundaki kenar. E, tanjant 37 fonksiyonu da sinüs 37 bölü kos 37'dir. Kos 37. Bu da M çarpı A bölü MG'ye eşitse M'leri sadeleştirirsiniz ve yer çekimi ivmesiyle sin 37 yani 0,6 ve cos 37 yani 0.8'in çarpımının ivme eşit olduğunu bulursunuz. Yer çekimi ivmesi 10 olduğuna göre burası e, 3 bölü 4 çarpı 10 yani 30 bölü 4'ten yine ne çıkacaktır? 15 bölü 2 çıkacaktır. E bundan sonra zaten ne yapıyor? Klasik f eşittir ma yapıyor. Yani f eşittir ma yaparken artık eylemli eylemsiz referans sistemi falan hiç ayırmıyor. Doğrudan f eşittir ma diyorlar. Dışarıdan bakan gözlemciye göre soru çözüyorlar yani. F eşittir 2 kilogram Küçük cismim 8 kilogram kamyonetim. ivmesi de 15 bölü 2 idi. Yine ne çıkacaktır buradan? 75 Newton. Tekrar üzerine basa basa söylüyorum arkadaşlar. Bu Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu konu anlatımı kitabında tercih edilen bir yöntem değil. Yine dolayısıyla ÖSYM'nin de sorularında tercih edilen bir yöntem değil. Biz yerden bakan gözlemciye göre yani eylemsiz referans sistemine göre soruyu çözmeliyiz. Ben sınıfımda şu yönteme hiç girmem bile yani değinmem bile bunu anlatmam bile. Neden burada değiniyorum? Ee, çünkü kafa karışıklığı olmasın diye. Öğretmeniniz sınıfta bu şekilde anlattıysa diğer yöntemden de haberdar olun. Ha, burada da ne yapıyordu acaba bizim öğretmen diye kafanız karışmasın diye onun yaptığını da yine ne yapıyorum? Burada gözünüze sokuyorum. <laughs> tamam. Hoşçakalın bakalım. Bu soruyu da çözmüş olduk.